YRT TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Ben Burcu Tanış. Gaziantep'in gündemini paylaşacağımız haber bültenine hoş geldiniz. İlk haberimizle başlayalım. CHP'nin listelerinde PKK'lı isimlerin çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'te CHP meclis üyesi listelerinden PKK'lıların aday gösterilmesine tepki gösterdi. Terör örgütüyle bağlantılı 15 kişinin belediye meclis üyesi adaya gösterildiğini söylerken bunun Gaziantep için kara bir leke olduğunu kaydetti. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, iMedya Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay'ı ziyaret etti. Ziyarette 31 Mart seçimlerini değerlendiren Atay son düzlükte olduklarını kaydetti. Gaziantep'te seçim artık son düzlükte. Biz de son çalışmalarımızı yapıyoruz. Cumhur İttifakı Gaziantep'te açık ara farkla kazanacaktır. Bizim görevimiz Gaziantep halkını aydınlatmak, seçimlerde onları doğru yönlendirmek ve Gaziantep halkının lehine olabilecek belediye başkanını seçmek. Bu anlamda da milletvekili olarak görevimizi yaptığımızı inanıyorum. CHP'nin listelerinde PKK'lı isimlerin çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Gaziantep'te CHP meclis üyesi listelerinden PKK'ların aday gösterilmesine tepki gösterdi. Fakat bugün ve dün ortaya çıkan bir gerçek bizi de hayrete düşürdü. Türkiye genelinde HDP'nin, BDP'nin ve PKK bağlantılı, KCK bağlantılı insanların Hakkari'den sonra en fazla yer aldığı belediye meclis üyeleri listesi ne yazık ki Gaziantep Cumhuriyet Halk Partisi listesinde. Bu bizim için bir utanç kaynağıdır. Bu bizim için yüz karası bir durumdur. Kurtuluş Savaşı'nda 6317 şehit veren, yine de toprağını vermeyen Türk yurdu Gaziantep'e PKK'lıları sokmak, HDP'lileri sokmak, BDP'lileri sokmak, KCK'lileri sokmak ve halen dağda PKK tukatrolarında çatışan, savaşan, devlete kurşun sıkan PKK'lıların kardeşlerini, çocuklarını, annelerini veya yakınlarını bu listelere koymak Gaziantep için yapılmış en büyük hıyanettir. CHP'nin Şahin Bey, Şehit Kamil ve İslahi ilçelerinde PKK ile bağlantılı 15 kişiyi belediye meclis üyesi listelerinden aday gösterildiğini iddia eden Atay, bizim için utanç kaynağı oldu dedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu isimleri soruyorum. Aynı zamanda Gaziantep halkına da deklare diyorum. Bu isimler kimdir? Bu PKK'lı, KCK'li ve HDP'li olduğu iddia edilen İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu listede ismi bulunan Sinem Erener Dallan, 28. sıra Şahin Bey, Musa Aydın 18. sıra Şehit Kamil, Recai Yılmaz 16. sıra Şehit Kamil, Adnan Erol 4. sıra Şehit Kamil, İsmail Demir Şahin Bey 13. sıra, Rasim Şan Şehit Kamil 29. sıra, 19. sıra Ramazan Demir Şahin Bey, kontenjan 1. sıra Nizamettin Özseven, Birgül Yıldırım 17. sıra Şahin Bey, Hasan Sevim Şehit Kamil 22. sıra, Remzi Şahin İslahiye 4. sıra, 27. sıra Hüseyin Keskin Şahin Bey, 4. sıra Huşit Beste Şahin Bey, Mustafa Kocaeyl Şehit Kamil ve Nafi Demir 30. sıra Şehit Kamil. Şimdi bu arkadaşların İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu listeye göre KCK ile BDP ile HDP ile ve PKK ile ilişkileri var. Bu suçtan, terör örgütüne üye olmak suçundan bir kısmı yargılanmış. Bir kısmının yakını dağda. Bir kısmı geçmişte HDP'den aday olmuş, gitmiş kilise milletvekili adayı olan var. KCK'den tutuklanan var. BDP ve HDP listelerinde il ilçe yöneticiliği yapanlar var. Bunları Gaziantep halkına yutturabileceklerini sanıyorlar. Bunları göstermeyince bunları CHP'li olarak gösteriyor. Bizim de bir milletvekili olarak görevimiz bu isimlerin kim olduğunu CHP yetkililerine soruyorum. Açıklamalarına devam eden Atay, isimlerin DSP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan tarafından listelere konulduğunu iddia etti. Celal Doğan kazanmak için her yolu deneyebilir. Ben onun yaptığı işleri artık ayıplamıyorum. Çünkü o artık o çizgiden çıkmıştır. Ama CHP'liler çok büyük bir aymazlık içerisindedir. CHP bugün Atatürk'ün partisi olduğunu iddia ediyor. Milliyetçilikten dem vuruyor. Ama PKK'da savaşanların kardeşlerini, KCK'dan yargılananları, terör örgütüyle ilgili olanları CHP listelerine hangi kafa, hangi zihniyet koymuştur? Bunun cevabını bir an önce versinler ve Gaziantep'i bu kara lekeden kurtarsınlar. Gaziantep Hakkari'den sonra en fazla HDP'linin, BDP'linin, PKK'lı ve KCK'linin olduğu şehre layık bir isim değildir. Bu bir ayıptır Gaziantep için. Son olarak MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP ile İyi Parti'nin ittifakına değindi. İyi Parti milliyetçileri ve ülkücüleri temsil edemez dedi.
bugün hangi parti kimle ittifak yapıyor? Bu arkadaşların hepsinin CHP listesinde olduğu açık bir gerçek. CHP ile ittifak yapan kim? İyi Parti. İyi Parti CHP ile ittifak yaptığına göre kısmen HDP ile, BDP ile ve KCK ve PKK ile de işbirliği yapmış oluyor. Bu anlamda bu ittifaka oy veren PKK'ya da yardım etmiş olacak. PKK'lıların, KCK'lilerin, BDP ve HDP'lilerin olduğu bir belediye meclisi üyelerine kim oy vermeye zorlanıyor? İttifakın şartı nedir? Büyükşehir'de CHP'liler İP'in adayına verecek. Diğer yerlerde, ilçelerde İyi Partililer CHP'ye verecek. Yani bunun halkımız artık gerçek cevabını verecek. Hiçbir şekilde İyi Parti ülkücüleri ve milliyetçileri temsil edemez. Onlar olsa olsa bulundukları partide koltuk bulamayan, koltuk için gidip başka partide siyaset yapan arkadaşlarımızdır. Eğer ülkücülüğün üyesi olsa CHP ile ittifak içerisinde olmaz. Hele hele bu gibi bir listeye asla ve asla ülkücüyüm diyen, milliyetçiyim diyen bir insan bu listeye asla oy vermez. 31 Mart yerel seçim çalışmalar kapsamında tüm gününü ilçe genelinde ziyaretler gerçekleştirerek değerlendiren Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha fazla gönül kazanmak için durmadan çalışacağız dedi. Her fırsatta gerçekleştirdiği ziyaretlerle halkın sorun, talep, görüşlerini dinleyen, yapılan ve yapılacak projeleri anlatan Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı ziyaretlerde halkın büyük ilgisiyle karşılaşıyor. 3. yıldan yeniden aday gösteriyor. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle 10 yıldır bu görevi icra ediyorum. Yeni dönemde de yeniden Şehit Kamil'de aday gösterildik. Bizim vebalimiz bir kat daha arttı. Çünkü insan kendi nefsinin hesabını veremediği yerde 800 bin kişinin hesabını vermesi kolay bir şey değil. Ama diğer taraftan baktığında da adil yöneticiler peygamberlerle beraber haşrolur diyor. Biz de işin bu boyutundan bakarak inşallah bu işi layıkıyla yapmaya gayret göstereceğiz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte. Tabii geldiğimiz nokta nereden nereye geldik? İçinde bulunduğumuz durum ne? Resmin bütününe bakmamız lazım ki bu resmin bütününün içerisinde bazı hatalar olabilir ama bu hatalara takılıp resmin tamamını yok saymak doğru değil. Tüm gün ilçenin farklı noktalarında bulunan mahalleleri ziyaret eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu toplanan yüzlerce kişiye hitap ediyor. Başkan Fadıloğlu son olarak Boynu, 8 Şubat, Burak, Göllüce, Karacaahmet ve Dülükbaba mahallesi sakinleriyle buluştu. İnşallah bu dönemde de hizmetleri kalan yerden daha ileriye taşımaya gayret göstereceğiz. Bizim derdimiz sizin dertlerinizde, sorunlarınızda çözüm üretmek. Biz efendiler değil hizmetkarlığa geldik. Bunu kabul ederek bu işin başında duruyoruz. Bizim yaptığımız iş sizin kaynaklarınızı yönetmek. Sizin adınıza, sizin emanetinize yön vermek. Bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cümleten selam aleyküm. Gösterilen ilginin kendilerini çok memnun ve mutlu ettiğini ifade eden Başkan Fadıloğlu, daha fazla gönül kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini kaydetti. Her bir vatandaş birinci sınıf vatandaştır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herkes her şeyin en iyisine layıklıdır. O günden bugüne Zeyrantepe'de başlayıp Fıstıklık'ta devam edip Beylerbeyi'nde taşlanan, şu anda da Fatma Hanım'ın 50 bin konutla başlattığı Kuzeyşehir'le herkes en iyisine layık. Bizim derdimiz sizin derdinize çözüm üretmek, size hizmetkar olmak. Çok şükür biz bu manada elimizden geleni tüm ekip arkadaşlarımızla, teşkilatımızla sonuna kadar yerine getirdik. CHP Şahin Bey Belediye Başkanı adayı Muhittin Sait Köse basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini anlattı. CHP Şahin Bey Belediye Başkan adayı Muhittin Sait Köse basın mensuplarıyla bir araya geldi. 31 Mart Pazar günü sandık başına gidileceğini söyleyen Köse, Mart'ın sonunda bahar geleceğini kaydetti. 31 Mart Pazar günü vatandaşlarımız sandık başına giderek geleceğimizle ilgili önemli bir karar verecekler. Ben 1 Nisan sabahı Türkiye'nin ve Şahin Bey'in yeni bir dönemin başlayacağı güne uyanacağına inanıyorum. Mart'ın sonunda bahar gelecek. CHP Gaziantep milletvekillerinin de katıldığı toplantıda Köse, Şahin Bey kazandıracağı projeleri anlattı. Belediye başkanlığını devraldıktan sonra kolları sıvayarak çalışmalara başlayacağız. Çünkü Şahin Bey için kaybedilecek bir anımız bile kalmadı.
projeler olarak öncelikle çalışanlarımızla ilgili olmak üzere Şahinbey Belediyesi çalışanlarının ve diğer yan kuruluşlar olan özellikle katılım AŞ'nin çalışanlarına yapacağımız maaş takviyesi ve sözleşme haklarından doğan bir takım eksikliklerin giderilmesiyle ilgili çalışmalara başlayacağız. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde hiçbir belediyemizde asgari ücretle çalışan işçimizin olmadığı kuralından ve Sayın Genel Başkanımızın bizlere verdiği talimat doğrultusunda biz de öncelikle maaşlar konusundaki sözümüzü yerine getireceğiz ve asgari ücretli belediye çalışanlarının maaşını 2200 TL'ye çıkaracağız. Basın mensupları önünde taahhüt etmek istiyorum ki belediyemizde ve yan kuruluşları olan şirket işçilerine de aynı şekilde davranarak hiçbir çalışanımızı işten çıkartmayacağız. Bunun yanı sıra 3 yıldan beri devam eden toplu iş sözleşmesi yetki davasının sonuçlanmaması nedeniyle ücret zammı alamayan katılım AŞ işçilerine mahkeme tarafından kesinleşen sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesine mahsuben avans adı altında ücretlerini artıracağım taahhüt ederim. İşini layıkıyla yapan, ülkemiz ve şehrimiz için mesai harcayan, ter dökenle var olan iş yasası, disiplin ve iş ahlakı kurallarına uyumsuz olanlar hariç bizim bir derdimiz olamaz. Kayıtsız Suriyeli iş yerleri kapatılacak. Göreve başlar başlamaz belediyemizin zabıta ekiplerine ilk önce haksız rekabetin önüne geçmeleri konusunda direktifim olacak. İlçe genelinde kayıtsız olarak çalışan Suriyeli iş yerleri denetlenecek ve kayıt altına girip benim esnafım gibi yükümlülüklerini yerine getirecek ya da kapatılacaklar. Ayrıca yasakçı anlayışla baskıdan, cezalardan bulunan esnafın sorunlarına çözüm bulacağız. Şahinbey ilçesinde öncelik her zaman ilçemize kayıtlı vatandaşlarımızın olacak. Suriyeli misafirlerimizi tabii ki elimizden geldiğince ağırlayacağız. Ancak kesinlikle benim vatandaşımdan imtiyazlı olamayacaklar. Yapacak yüzlerce projemiz var diyen köse siz isteyeceksiniz birlikte yapacağız dedi. Halk bahçesinde organik olarak yetişen tarımsal ve hayvansal ürünler ekonomik şekilde vatandaşa sunulacak. Öğrenci misafirhaneleri kuracağız. Üniversitede okuyan öğrencilerimizin kayıt döneminde kalabileceği, öğrencilerimiz ziyaret etmek için şehrimize gelen velilerin kalabileceği, kısa dönemli konaklama imkanı sunan öğrenci misafirhaneleri kuracağız. Gençlerimize belediyemizin binalarında, kültür merkezlerinde ve parklarda ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Tramvayda dili boğazına kaçan yolcu Vatman'ın ilk müdahalesiyle hayata tutundu. Tramvayda dili boğazına kaçan yolcu Vatman'ın ilk müdahalesiyle hayata tutundu. Vatman bayılan yolcunun dilini soğukkanlıkla boğazından çıkardı. Gaziantep istasyon hattında seyreden tramvayda bir yolcu yere yığıldı. Yolcunun bayıldığını fark eden Vatman Ahmet Atar hemen en yakın peronda durarak yolcunun imdadına koştu. Yolcuya ilk müdahale yapan Atar boğazına kaçan dili soğukkanlılıkla çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Bir haberin daha sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.